Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim yeşil baton pasta. Mükemmel, lezzetli, harika ve çok güzel görüntüsü olan güzel bir pasta yapacağız arkadaşlar. Peki bunun için ne yapacağız? Hemen malzemelerimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar, önce panispanyamızla başlayacağız. Panispanyamız için de gereken malzememiz bir su bardağı ıspanağımız var. Güzel yıkanmış tertemiz ıspanağımız var, doğranmış. 4 adet yumurtamız var. Bir kabartma tozumuz, bir çay bardağı şekerimiz ve bir çay bardağı da unumuz var arkadaşlar. Hemen kabıma yumurtalarımı kırarak başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce 4 adet yumurtamı kabımı boşaltıyorum. Ve bir su bardağı ıspanağımı, doğranmış ve yıkanmış hazırlanmış ıspanağımı da içine boşaltıyorum ki onu birlikte püre yapabilelim arkadaşlar. Şimdi blenderımızın yardımıyla, mikser kullanmıyoruz, blender kullanıyoruz. Blenderımızın yardımıyla hemen püre haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir çay bardağı şekerimizi de ilave ediyoruz hemen. Ve biraz daha blenderımızdan geçiriyoruz tekrar. Her aşamada geçirmek çok iyi olur. Ve şimdi bir bardak unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave edebiliriz arkadaşlar. Hemen ikisini bir arada katıyoruz ve blenderımızla çırpmaya devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, tepsimizi aldım, yağlı kağıdımızı hazırladım. Hazırlamış olduğumuz harcımız, hemen tepsimize boşaltıp fırınımıza vereceğiz. Yemyeşil, süper. Rengi bile iştah açıcı gerçekten. Ispanağı çok seviyorum. Ispanağın her şeyini çok seviyorum arkadaşlar ben. Şöyle hemen ve iyice güzelce yayacağız arkadaşlar. Gerçekten şahane görünüyor. Ispanaktan pasta olur mu demeyin. Şahane oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Evet. Hazırladık arkadaşlar. Şuraya bakın. Yemyeşil harika bir görüntü. Manzara süper. Hemen fırına veriyorum arkadaşlar. Panispanyamı pişiriyorum. Panispanyamı pişirirken de içini hazırlıyoruz arkadaşlar. Kremamızı. Evet arkadaşlar, içinin kreması için de hem krem jant yapacağız ayrı bir kapta, hem krema yapacağız arkadaşlar. İkisi de ayrı ayrı olacak. Krem jantimiz için de bildiğiniz gibi bir paket normal krem jantimizi bir su bardağı sütümüzle hazırlayacağız ve onu buzdolabımıza koyacağız arkadaşlar. Biraz donduracağız. Daha sonra kremamıza geçeceğiz. Onun için de hazır pastacı kremasından kullandım. Bir paketi hazırlayacağız. Daha sonra içine pudra şekerimizi, labne peynirimizden koyacağız. Hazırladığımız krem şantimizden bir 3 kaşık kadar, 2-3 kaşık kadar ilave edeceğiz tat vermesi için. Bir yemek kaşığı yağımızı koyacağız ama bunu da eriteceğiz arkadaşlar. Ve arzuya göre istiyorsanız beyaz çikolata koyacağız arkadaşlar. Eritip de koyabilirsiniz. Hazır çikolata da koyabilirsiniz. Onu ama arzu ediyorsanız. Çünkü herkes de şu an hani
herkesin evinde beyaz çikolata hazırda olmuyor genelde. Ben tatlandırıyor, daha fazla tatlandırıyor ve gerçekten orijinal gibi böyle pastacı kreması oluyor. O yüzden katıyorum her seferinde. Hemen hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir paket krem şantimi, bir su bardağı sütümle krem şanti kıvamını alana kadar hazırladım, çırptım. Ve daha sonra hazır paket vanilyalı kremamı hazırladım arkadaşlar. Bunu da zaten pişirmeden direkt çırparak hazırlıyoruz. İçine, bunun içine pudra şekeri koydum arkadaşlar. Labne peyniri koydum. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum ama bunu erittim arkadaşlar. Ve ben beyaz çikolata kullandım biraz da içine. Beyaz çikolata koydum. Ayrıyeten krem şantimden 2-3 kaşık kattım içine. Ayrı bir lezzet versin diye. Şimdi kremalarımız da hazır. Pandispanyamız da pişti. Hemen hazırlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, yeşil pandispanyamız muhteşem görünüyor. Şöyle göstereyim. Hatta ucundan bir parçacık kesip yedim, dayanamadım. Şimdi hemen içine hazırladığımız nefis kremayı süreceğim arkadaşlar. Şuraya bakın. Hakikaten mis gibi mis. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. Bunun size yeteceğini düşünmüyorum. O kadar lezzetli ve güzel. Özellikle kremayı verdiğim tariflerle yaparsanız ve birçok pastada da kullanabilirsiniz bu krema tarifini arkadaşlar. Muhteşem bir krema, görüyorsunuz. Kalıp gibi. Kenarından aldığım bir parça keki şöyle tane tane içine ufaladım arkadaşlar. Ben de biraz da şam fıstık var. Biraz da şam fıstık ilave etmek istiyorum. Ama koymak zorunda değilsiniz tabii. Kekinden de yapabilirsiniz aynı işlemi. Şimdi kekimi rulayım. Evet arkadaşlar, şimdi hazırladığımız kekimizi biraz dolaba alacağız, soğutacağız ve daha sonra servise hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşil baton pastamız hazır. Şöyle göstereyim hemen. Muhteşem oldu. Lezzeti harika. Şimdi hemen süsleyeceğiz arkadaşlar. İstediğimiz gibi aklımıza ne geliyorsa yapabiliriz. Evdeki malzemelerimiz her neyse onlarla yapabiliriz. İstediğiniz tarzda süsleyebilirsiniz. Bakalım ben şimdi neler yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey düşünmedim. Şu an önümdeki malzemelerle nasıl süsleyebilirim? Hadi bakalım. Bakalım şöyle biraz kremamızdan sıkabiliriz mesela.
Evet arkadaşlar, sunumumuzda hazır pastamızı da süsledik. Son hali bu. Yeşil baton pastamız gördüğünüz gibi gerçekten ıspanaktan oldu. Şahane bir şekilde süslediğimize de inanıyorum. Lezzeti de zaten efsane. Evet arkadaşlar, ıspanaklı baton pastamız hazır. Yapmak isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Mükemmel bir lezzet, harika bir görüntü. Hem gözünüze hem midenize hitap edecek muhteşem bir görsel oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen yorumlarınıza yazın. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Afiyet olsun.